Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Termasos Antik Kent'teyiz. Sabahleyin geldik, arkadaşlarla buluştuk. Kahvaltımızı burada yapacağız. Daha sonra bir antik kent gezisi yapacağız. Oradan da yangın gözetleme kulesi olduğunu söylüyorlar. Daha önce gitmedim. Oraya gidip oradan görüntüler almaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Burası Termasos Antik Kent'in ilk alanı. Daha önce gelmeyenler için şöyle bir göstereyim. Banklar var. Çam ağaçları. Kuş çubukları arasında. Burada oturup kahvaltımızı yapıp pikniğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar burası da Termasos Antik Kenti'nin girişinde bulunan, piknik alanında bulunan müze. Buraya da şöyle bir göz atacağız. Eğer içeride görüntü çekmemize müsaade ederlerse de sizler için biraz görüntü çekeceğim. Buradan gelmişken burayı da bir görelim. Şuradan başlayalım. Büyük bir yer değil ama güzel bir yer, görülmesi gereken bir yer. Buraya kadar gelmişken de görmüş olduk. Kahvaltımızı ettik. Artık yavaş yavaş arabamıza binip yürüyüş yolunu başlamış oldu. Antik kentin olduğu yere doğru gideceğiz. Öğrenciler pikniğe gelmiş. Ortalık cıvıl cıvıl. Evet, Termasos Antik Kentindeyiz. Gezimiz başlayacak. Şöyle bir harita koymuşlar. Neyin nerede olduğunu gösteriyor. Ve yavaş yavaş yürüyüş yoluna başlayalım. Evet, kaşif. Evet Özay abi. Sen evet, daha önce geldin, ben de geldim daha önce. Daha önce geldik. Çok güzel. Gezelim şöyle güzel. Rahat rahat bir gezelim. Harika bir şehir burası. Gerçekten o dönemde yapılmış en güzel şehirlerden bir tanesi. Tahminimize göre depremden dolayı şehir yerle bir oluyor. Ondan İnsanlar tabi terk ediliyor. Su kanalları, sarnıçları, çok büyük sarnıçlar var burada. Lahitler var. Halen daha arkeologların açılmamış lahitler olduğunu söylüyorlar. Ama çok yanlış bilgiler biliyormuşuz burada. Ben dün değil evvelsi gün 3 gün boyunca buranın belgeselini izledim. Hamam ve yan tarafındaki olan yıkıntılar var ya. Orayı arkeolog Ümit Hoca'dan dinledim. Çok güzel şeyler anlattı. Yukarıya gidince anlatacağım size de. İyi, bekliyoruz o zaman. Dersimi çalıştım da geldim. Dersimi çalıştığına geldim. Tamam, bugün evet, sendeyiz o zaman. Evet. Aynen. Bölümlük Termasos'un belgeseli var. Hani diyoruz ya bazen antik kentlerde bu taşları nasıl çıkardılar, nasıl getirdiler, teknolojileri nasıldı diye. Aslında Termasos'un en bilinmeyeni, Termasos'un bu kısmı, karşıki kayalıkların kısmının altı
gerçekten taş ocağıymış. Burada gördüğümüz burası. Arkadaşların heykel olarak dikeldiği yerler aslında evet. Bir okul. Okul mu? Oo. Evet, eğitim için kullanılan okul. Ve merhaba. Bütün merhaba. Soslar var ya, sagalo sos, terme sos, o bölgelerin öğrencileri buraya geliyor ve burada ders alıyorlar. Yan taraf okul, eğitim için kullanıyorlar. Ve burası çok ilginç, hiçbirimizin düşünemeyeceği bir eğitim merkezi, spor salonu. Wow. Gerçekten o zaman öğrenciler, dediğim sos olan antik kentlerden ve Bursa'dan öğrenciler geliyormuş. O zamanki taşıma imkanlarıyla burada jimnastik, gülle falan oluyor ya o zaman. Hmm. Onların eğitimi veriliyormuş. Olimpiyatlara buradan hazırlanıyor. Aynen, olimpiyatlara gerçekten burada hazırlanıyormuş. Vay. Ve aşağıya indiğin zaman arkada bir sürü oda var. Ha. Ümit Hoca indi, baktım, gördüm. Gerçekten çok güzel. Biz aşağıda sadece buradan fotoğraf çekinip gidiyoruz. Burada onu diğerlere hazırlayacaklar. Aşağıda tiyatroda yapıyorlar güzel. Evet. Derya Hanım'ın arkada küçük odalar var dediği yere geldik. Bahsetmiş olduğu yerler. Evet, burası da. Evet, manzara müthiş. Mustafa! Mük gibi değil mi? Mük, manzara mük. Mük, mükemmel. Gel. Bir tane kutu. Gelin lan presi. Cam o kadar çekin. Ver bunlara çekin. Ben özgü ama Zeyra, bu çekin ama. Ne var ama? Bunlar sanırım üst üste bir blok oluşturuyordu. Yıkılmış. Ama hala çok güzel görünüyorlar. Burası Sütunlu caddeleri. Burası kesin. Burası yürüyüş şey. Sütunlu caddeleri burası. Bu yazıda eski Yunanca. Ama bir Yunanlı gelip burada bunu okuyamazmış. Çünkü Yunanca'nın Latincesiymiş. Hayır, eski Yunanca. Gerçekten mi? Dedemin doğum tarihi falan yazıyorsun tercümede. Mamo dedem de böyle. Evet, Sütunlu Cadde'ymiş burası. Öyle isim verilmiş daha sonradan. Gerçek ismini tabi bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Evet. Şunda da eski yazarmış. Gerçekten muhteşem. Adamların işi gücü yokmuş. Taşları oymuşlar. Evet, bu güzelmiş. Güzel. Hadi oku. Ne yazıyor abi? Dur bakayım. Yok, bu bizim Yörük Ara efendim. Derya Hanım, burayla ilgili bilgimiz var mı? Su sarnıcı. Su sarnıcı. Çok büyük burası. Yer. Nere su sarnıcı? Borularla buradan dağılım yapıyorlar. Termososun. Burası sarnıcı her değil yerine. Ama ya. Evet evet, sarnıç burası. Her şeye isim vermişler. Hamamdır, şudur, budur. Okuldur, kilisedir. Buraya isim verememişler. Evet. Daha önce bu yapıyı görmemiştim. Buraya bak ya. Muhteşem bir yapı daha var burada. Kafanı Murat gördün mü tepede? Evet. Sarnıçlar ve su yolları varmış bu tarafta. Şöyle bir bakalım. Evet, aşağısı karanlık. Ah. Ama serindi içerisi, buz gibiydi. Botanik bahçeyi geziyoruz. Evet. Derya hocam sayesinde. Geride kaldın Özay abi. Yok, kuş seslerini dinleyerek geliyorum. Çok güzel. Kuş yıldızları içinde. Harika müthiş. Bir romantik bir hava. Vay vay vay. Çok kibarımdır. Aynen. Çok ince ruhlu adamsın abi. Evet.
bir sürü mezar var. Adamlar nasıl yapmış, nasıl getirmiş, nasıl taşımış? Nereden getirmiş ama bu kadar taşı nasıl işlemiş? Hiç sorma ya. Yani bir... Evet, Milak'ta 2023'teyiz. 319 dekler, 2500 yıl önce. Buyurun efendim, buyurmaz mısınız? Şöyle buyuralım, evet. Ha, şöyle burada fotoğraf resmi, çekinebilirsiniz. Burada resim var. Buyurun efendim. Buyurun. Aa, bunu daha... Ooo. Vay vay vay. Burada resim var. Yeni tekrar mı kırmışlar? Ne yapmışlar bunu? Bugün böyle değil miydi? Bugün sanki yok böyleydi ya. Ha yolun yarısına geldik. Beri tarafında da asker var. Asker figürlü. Komutan mezarı. Aynen. Çok sayıda layık mezar var. Mezarlar arasından giden bir patikadan yukarı doğru ilerliyoruz. Zirveye çıkacağız. Oradan size güzel manzaralar paylaşacağız. Evet. Nereye baksanız kaya mezarı ve lahit mezarlar. Evet. Şurada da kayadan oyulmuş bir kaya mezarı var. Her taraf lahit. Çok güzel. Yangın Gözetleme Kulesi'ne geldik. Evet, ileride Antalya'da göründü. Antalya manzarası. Şu anda bulunduğumuz yerdeki en yüksek yere çıktık. Bekçi Kulübesi. Orman. Yangın Gözetleme Kulesi'nin daha doğrusu. Hala faal mi bilmiyorum. Evet, müthiş. Her yer ayağımızın altında. Antalya. 360 derece bir manzara var. Bekçi Kulübesi'nin az altına indik. Ve burada da yine eski dönemlerden kalma taşların kesildiği bir yapı var. Taşlar keserek yapılmış. Oldukça güzel. Evet. Şimdi şuradaki manzaraya bir bakmak için bu tarafa doğru bir geçelim. Evet arkadaşlar, manzarayı görüyorsunuz. 360 derece bir manzara var. Antalya ve çevresi komple ayağımızın altında. Var mı şey Mehmet? Abi şu an hiçbir şey görmedim. Yok değil mi bir şey? Burada atlayamam. Demir var. Evet, lahit mezarları ve kuş çubukları arasında dönüş yolculuğumuz başladı. Şimdi tekrar antik kente girip oradan tiyatro olan kısımdan görüntüler almaya çalışacağız. Yes. Atlı adam bulduk. Kırmışlar mı lan bunu ya?
Vay vay vay. Bank yapmış abi oturmaya. Sunağı görüyor musun? Evet. Bak şurada da bir kabartma varmış, çıkartmışlar. Sökmüşler, evet. Kaybetmişler, bilerek. Çalmışlar ama şey. Ona çalmışlar diyoruz. Evet, maalesef. Bu kadar da olmaz ya. Burada bayağı büyük birileri mi yatıyormuş, çeşmesine tut. Bak orada bir mezar, orada bir çeşme gibi. Şurada bir sunak var. Şurada bir mezar daha var. Galiba şey var, şeyin heykeli var, ne Medusa'nın. Şurada yine bir sunak var. Ya çiçek ekili. Saksı gibi şey herhalde. Saksı gibi. Şurada Medusa heykeline benziyor. Şurada bir yine mezarın... Taht gibi şey sanki. Hayır hayır. Mezarın üstünde aynısının mezarın şeklini çizmişler. Hmm. Şu üstte kartal resmi var. Ha bak ben görmedim ha. Ya. Sen gördün mü? Kartal gördün mü sen? Yok görmemiştim. Kartal resmi kırmışlar maalesef. Vay şerefsizler ya bunlar. Yemizlik insanlar. Ayıp diyor. Kırmışlar. Bakın şurada yine bir figür varmış. Ne oldu? Bak figürün sökmüşler, bir... Sökmüşler onu. Sökmüşler ama bak bir kuyruğu bir şeyi burada kalmış bak. Biz uzaylı görmüş masum köylü gibi bir girdik oraya çıkamadık. Nasıl kartal? Kartalı sonlardan fark ettik. Öyle mi? İlk önce adamı gördüydük. Adamı çektik. Atlıyı çekerken. Alketas'ın mezarı bulunmamış biliyor musun daha? Orası değilmiş mi? Evet, hayır değil. Karşıda mezar var. Burada da var bir dahit. Var. Evet burada da var. Şu karşıda da var. Çok kısa. He oradan karşıdan görünen mezar o. Evet aşağıdan görülüyor. Evet. Ne güzel yerler ne güzel yerler diye gezdik ve kuş seslerini çok güzel dinledik. Evet. Evet. Ne bu iç su mu doluymuş şimdi? Daha önce su deposular kullanmış bunlar. Taşıma su değil mi? Artık herhalde yağmur suyu bu hayatta. Yağmur suyu da iş yaparlar. Yağmur suyu falan bir biriktiriyor olabilirler. Baksana bir sürü altı. Kahraman mezarıymış. Evet şimdi de tiyatroya geldik. Tiyatrodayız. Kaya mezarları vay be. Kaya mezarının üstündeki askerleri gördün mü? İki tanesi var bir tanesi yok. Defineci arkadaşlar sağ olsun kafayı patlatmış. Vay be. Aynen. Lan bu definecilerin yapmayacağı yok var ya. Daha önce orayı görmemiştim. İlk oldu, güzel oldu. Çok değişik bir havası var. Oo, burada da bir kaya mezarı varmış. Burada da kaya mezarı varmış, hiç söylemiyorsunuz. Demiyorsunuz hiç burada da mezar var diye. Abi buralar var ya. Öyle mi? Çok bak, neler var burada ya. Şuralar dolu baksana. Biz vay geldik be. Buraya. Daha önce geldiğiniz için biliyorsunuz. Hmm. Her taraf mezar ya. Adamlar ne güzel uyumuşlar görüyor musun? Mehmet koş. Bak burada basamak var. Evet, lahide çıktı. Baksana. Bunlar ne yapan şeyler acaba? Valla işte şey ya. Ateş mi oluyorlar ki? Ateş, mum. Ha. Böyle su akıyormuş oradan. Akmış daha önceden. Vay be. Mum yeri olabilir buralar. Ha. Eğer
koridorun bir yol savurası. Bunlar mum yerleri. Aydınlatma yapmışlar değil mi? Aha. Meşale sokak lambası gibi bir şey. Evet. Bir kaya mezarı daha açılmış. Ben onun içine girdim. Bunun içine girdin. Ben duasını ettim. Hadi ya. Bunlardan korkulur ya. Boş mezar görmezler hemen giriyorlar. Ben ona girdim abi de. Evet, bir kaya mezarı daha. Niğde yazmış bir tanesi. Vay be. Yüzyıllardır duruyor. Adamlar geliyor işte, böyle bir geziye geliyorlar. Ondan sonra batırıp gidiyorlar ortada. Evet, otoparka geldik. Araçlarımız ileride. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.